Bugün burada sınıf dayanışmasının, direncin en güzel örneklerinden birini yaşıyoruz. İki sendika, Tepki Daiş, Özgü Daiş, Lezitte direnişiyle İFKO direnişinin omuz omuza yan yana olduğu bir gün yaşıyoruz. Bir kez daha sesleniyoruz. Yaşasın sınıf dayanışması, yaşasın sendikal örgütlük. Uğradıkları mobbinge, fazla mesai sürelerine ve düşük ücretlere karşı iş yerinde örgütlenen, aynı zamanda odalarımızın da üyesi olan 3 gıda mühendisi, 1 kimya mühendisi meslektaşımız ve 1 işçi arkadaşımız sendikal faaliyetlerinden dolayı iş hukukuna aykırı bir şekilde 53 gün önce mesnetsiz bahanelerle işten atılmıştır. 53 gündür mücadelelerine devam eden arkadaşlarımız için bugün tekrar bir aradayız. İşlerine geri dönmek ve sağlıklı bir iş yeri ortamında çalışmak isteyen arkadaşlarımızın istekleri tüm iyi niyetli girişimlerimize rağmen firma tarafından reddedilmiştir. Görüşmede firma yetkilileri her ne kadar işten çıkarılanların sendikal faaliyet ile ilgili olmadığını söylemişlerse de aynı zamanda işten çıkarılan arkadaşlarımızın sendikal olarak fişlendikleri de kendi ağızlarıyla itiraf etmişlerdir. Sendikaya üye olmak anayasal bir haktır, engellenemez. Ücretli çalışanların iş güvencesini tamamen ortadan kaldırarak işten çıkarılmasının normalleştiği bir düzeni kabul etmiyoruz. Neoliberal ve kapitalist sistemin bu uygulamalarını bertaraf edecek en büyük gücün örgütlülük olduğunu biliyoruz ve bu hakkın anayasa ile güvence altında olduğunu hatırlatıyoruz. Hukuki süreçlerin uzunluğu bu hakkın kullanılmasının önüne geçiremeyecek, hakkımızı direnerek alacağız. Haksız yere işten atılan işçilerin işe iadeleri sağlanana kadar her türlü mecrada baskıyı arttırmaktan geri durmayacağız, baskıyı ve dayanışmayı güçlendirerek devam ettireceğiz. Buradan tekrar beyan etmek istiyoruz ki, gıda mühendisinin, kimya mühendisinin, ziraat mühendisinin iş güvencesi yoksa halkın gıda güvenliği ve güvencesi yoktur. Biz İFKO Türkiye firmasına sesleniyoruz. Sendikal faaliyetler bahane edilerek çalışanları işten atmak suçtur. Bir an önce bu suçu işlemekten vazgeçin ve işten atılan çalışanları işlerine iade edin. Onlar için sağlıklı bir çalışma ortamı ve insanca yaşayacak ücret taleplerini karşılayın. Yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın İFKO direnişi. Bütün arkadaşlarımız desteğe geliyor, canı gönülden hepsine çok teşekkür ederiz. Geliyorlar, çok mutlu oluyoruz. Ve biz de bugün onlara destek amaçlı buradayız. Mutlu olduklarını düşünüyoruz. İnşallah mutlu olmuşlardır, onları mutlu etmişizdir İFKO arkadaşlarımızla. Buraya İFKO'ya desteğe geldik. Her zaman arkasında duracağız. Onlar da bizim arkamızda duracağına inanıyoruz. Bugün İFKO direnişinin 53. günü. Haksız hukuksuz bir şekilde işten atıldıktan sonra direniş kararıyla beraber, sendikanın direniş kararıyla beraber bir mücadeleye başladık. Buraya bugün Lezitte işçileri desteğe geldiler. Türk Mimar Mühendisler Odası TÜMOP bir basın açıklamasında bulundu. Bunlar bizim için çok anlamlı. Lezitte işçilerinin, grevci işçilerinin buraya gelmesi, sınıf dayanışmasının katkısının gücünü gösterdi bize. Aynı şekilde mühendis odalarının yanımızda olması, mühendislik mesleğinin geleceği açısından mühendislerin sınıfını, kendisini, çalışma koşullarını belirlemesi açısından da çok anlamlı. Mücadelemiz sürecek, devam edecek. Kazanacağımıza inanıyoruz. Yeah!